Hazır mıyız? Hazır. Evet, herkese iyi akşamlar. A milli takımımızın yarın Lüksemburg ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve milli futbolcumuz Merih Demiral bizlerle. Öncelikle Merih'e olan sorularınızı alacağız. Daha sonra da hocamızla soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Ladies and gentlemen, welcome to the press conference of Türkiye head coach Stefan Kuntz and national team player Merih Demiral. Ahead of tomorrow's game between Türkiye and Luxembourg, uh, first we will take your questions for our player Mehmet Demiral, and then we will continue with Stefan Kuntz. Our press conference will be done in English and Turkish, so please ask your questions in English. Evet, Mehmet'e olan sorularınızı alabiliriz. Questions for Mehmet. Buyurun, ilmü bey. Mikrofonu bekleyelim lütfen. Bir <laughs> yarın için başarılı bir <laughs> misyon Tabii ki öncelikle bir karşılaşma değerlendirmeni isteyeceğiz. Bir de hocamız da her oyuncu da aynı şeyi söylüyor. Sadece puanlar değil, gol yememek de hedef. Bu sizin üzerinizde nasıl bir his uyandırıyor? Onu söyleyelim. Yes. Okay. Ee, tabii ki öncelikle hedefimiz gol yememek ve bütün maçları kazanmak. Bunun için elimizden geldiğince e, her maça ayrı konsantre olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki maçta e, bol gol, e, bol e, skor ürettik. Ve gol yemedik. Bu bizim için e, çok güzel. E, yarınki maçta da böyle olacağını umuyorum. E, çünkü e, bu maçlar bizim için çok değerli. Yani sezon sonu olmasına rağmen arkadaşlarımız çok istekli, çok arzulu. Çünkü milli formayla oynamak çok... Yani e, ayrıcalık bizim için. Hepimiz bunun farkındayız. O yüzden elimizden geldiğince e, performans göstermeye çalışıyoruz. Ben önümüzdeki iki maçta da en iyi şekilde sonuç alacağımızı ve gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle geçer. Uh, Mirich, What do you think about the past two games? And uh, your coach uh, had told that there's a target like winning all the games and not conceding any goals. What can you tell us about that target? Uh, First of all, uh, I believe that cons uh, scoring 10 goals was very important for us, and not letting in any goals was also important. Um, although it's the end of the season, all the players are playing with uh, passion and ambition. It's important, and I believe that uh, tomorrow we will continue our uh, trend and uh, we will uh, hopefully score goals and not let uh, any goals. And uh, really, playing. with the national team jersey uh, is a privilege. So everyone uh, should really play as good as they can on the field. Buyurun Tuna Bey. Evet, Merih başarılar diyelim yarınki mücadelede. İtalya gibi defansif gücü çok yüksek bir ligde oynuyorsun ama son iki maçta gördüğümüz kadarıyla defans oyuncuları da çok fazla hücuma katkı veriyor. Duran toplar dışında bir de e, şıkta bir gole imza attın. Bu seni zorluyor mu? Bu maçta da e, bu tarzda bir taktik anlayışı olacak mı takımımız? E, teşekkür ederim. E, yani buna hocamız karar verecektir ama e, biz Atalanta'da da e, genellikle böyle oynuyoruz. Stoperler biraz hücuma katkı veriyor. Ya bu maçlarda özellikle skor üreteceğimiz için yani skor üretmemiz gerektiği için tabii ki duran toplarda e, oyun içerisinde bazen yani biz de ön planda olabiliyoruz benim için çok güzel bir şey çünkü her maçta tabii ki gol yememek istiyoruz ama aynı zamanda ben şahsi olarak gol de atmak istiyorum. Pozisyon geldiğinde değerlendirmek istiyorum. Dediğimiz gibi yani Atalanta'da da böyle oynadığım için alışkanım. E o yüzden güzel yani bence böyle olması. You're playing um, in a league like Italy where the defensive power is very important. On the other hand Uh, we saw that in the past two matches the center backs are joining uh, the attacks of the Turkey national team will that be uh, same again against Luxembourg uh, when I play at Atalanta this is our way uh, the playing style they expect the defenders to also join the attacks so we participate in the attacks. Uh, our team needs to score more goals so, As defenders, we can also contribute. I also like scoring goals. I I like to score goals. And uh, like I said, I'm used to the this type of expectation from Atalanta. Metin Bey. Metin Pekventi, Spor yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, oldukça yoğun geçen bir sezonun ardından Uluslar de oldukça yoğun geçiyor sizler için. Mental anlamda kendinizi nasıl hazır tutmaya çalışıyorsunuz? E, mental anlamda tabii ki zor çünkü sezon sonu herkes çok maç oynadı herkes yorgun Ama dediğim gibi milli takıma geldiğimizde bütün arkadaşlarımız gerekli özveriyi gerekli mücadeleyi gösteriyor Yani her antrenmanda sanki sezon başıymış gibi herkes mücadele ediyor e, Kendini göstermeye çalışıyor gerekenleri yapmaya çalışıyor Bu bence çok önemli o yüzden e, bu geçtiğimiz iki maçta bunu gösterdik ee, sezon sonu olmasına rağmen e, arkadaşlarımız en iyisini yapıyor, elinden gelenin. Bence önümüzdeki iki maçta da bunu göstereceğiz ve bizim için e, çok güzel olacak ve sezonu en iyi şekilde tamamlayacağız. E, bu çok önemli yani bizim için. Uh, after a tiring season, those four games at UEFA Nations League came up. How do you prepare yourself mentally uh, for those games? Uh, obviously, what you say is true. Uh, a lot of matches uh, have been played during the season. Uh, some players are obviously tired, but when the national team is concerned, everyone plays and trains with uh, sacrifice. In the trainings, the atmosphere is like uh, in a pre season because all the players are obviously uh, enthusiastic about the national team. Uh, we showed this, I believe, in the past two games. Everyone is trying to do his best. Uh, I hope that in the remaining two games, we will continue uh, what we achieved so far. Başka soru var mı acaba, any other questions? Yok, teşekkür ediyoruz. Melik. Ben teşekkür ederim. Evet, hocamızla devam ediyoruz. Questions for Mr. Kuntz. Hilmi Bey, buyurun. Hilmi Sever, Anadolu Ajansı. Ee, öncelikle başarılar. Tabii ki e, yarın 6 puanlı rakibe karşı oynayacağız. E, i̇lk iki maçtan farklı olarak neler görebiliriz sahada? E, ye soralım. Bir de takımdaki son durumu öğrenmek istiyoruz. E, Sakat oyuncumuz var mı? Uh, first of all, we are going to play against Luxembourg, a team who has already collected six points. What will be different compared to the past two games? And secondly, what's the latest situation uh, in the team? Are there any injured players? Mm -hmm. Um, so the individual quality of Luxembourg and also the tactic style is uh, more improved uh, than uh, in uh, Faroe or, or Lithuania. So this uh, was for sure that this will be our biggest opponent in this group um, and so I try to prepare my, my team tomorrow perfectly on that and um, Situation in the team is very good. Only Ritvan has some um, uh, still, some small pain, so we will not risk something for tomorrow, but the rest uh, is really, really good. Ee, Lüksemburg takımı ile ilgili konuşursak bireysel anlamda ve taktiksel bakımdan Faroe Adaları ve Litvanya'dan üstün bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Ee, bizim gruptaki en ciddi rakibimiz de diyebiliriz. Bu karşılaşmayı oyuncularımızı en mükemmel şekilde hazırlamaya çalıştık. Yarın için konuşursak Rıdvan'ın e, biraz ağrılarının olduğunu e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Yarınki karşılaşma için riske etmeyeceğiz. Tuna Bey. Tuna Akdemir, TRT Spor. Başarılar diliyoruz yarınki mücadelede. Biz zaman zaman duygularımızı profesyonelliğimizin önüne koyabilen bir toplumuz. E, tabii ki duygular da çok önemli. Görebildiğim kadarıyla gerek sağ kenarında gerek e, takip ettiğimiz bölümlerde takım içinde iyi bir arkadaşlık olduğunu görüyoruz. İyi bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Bu da Özellikle milli takımda çok çok kıymetli, çok çok önemli. Hocamızın bu konudaki gözlemini merak ediyorum. Özellikle bu 7-8 günlük süreci nasıl yorumlar? Teşekkürler. Um, you know about uh, Turkish people, sometimes they can put feelings uh, more beyond their professionalism. Uh, but from our own observations, we see that there is a good togetherness and friendship in pitch side on pitch side and also within the team uh, what can you tell us from your own observations about this uh, you, you know that uh, for me team spirit is the base of uh, good performance um, this is how we uh, select the players how is this is also the way how we try to improve um, the players uh, i want to accompany the players with some um, advices with some um, maybe old stories um, what we can do for a perfect team spirit. So we can start with the goalkeepers. They know from, I think, second or third day. Everybody knows who will play in which match. And there is, there is no bad performance in training. Even if you know, okay, I will not play next match or I, I, I will play in, in the next two matches, not. So all the time it is good. Then I have my leading players. Uh, which care a lot about this team spirit they want but they are on one side it is team spirit that means everybody feels um, a good comfortable part of the team but on the other side they are also asking for a good performance in every training it is not like um, being on a school uh, vacation and only having fun so they are also asking for um, good performance in training and it's also um, my job and the job of my team, my uh, coaching team, that we all the time try something new. We want to approve them. We want to go next step in small steps. Sometimes invisible, maybe for the people, but for me, um, I, can, I can recognize it. And so, also on one side, the young players they are doing a good job. They on the pitch they are immediately in the team, but of course on outside their behavior is also perfect. And um let's wait till the next two matches were are gone then we will make a small uh, analyze and a small um uh, facts it and then uh, maybe I can take a, tell a little bit more about those small uh, steps which I saw and see every day. Benim için takım ruhu e, iyi performans gösterebilmenin temelidir diye düşünüyorum. Oyuncularımızı da zaten buna göre seçiyoruz. E, oyuncularımızı seçerken belirli konularda tavsiyeleri tabii dinliyoruz, eski hikayeleri dinliyoruz ama önemli olan takım ruhunu iyi tutacak kararları verebilmek. Örneğin kalecilerimizden bahsedersek biz kalecilerimizde kampın ikinci ya da üçüncü gününde hangi maçta hangi kalecinin oynayacağını ifade ettik dolayısıyla ben o karşılaşmada niye yokum ah niye ben burada oynamadım gibi bir endişe doğmuyor kimsenin içerisinde. Bunun dışında lider Oyuncularımız var takım içinde. Takım ruhu konusunu fazlasıyla önemseyen e, bu arkadaşlarımız bize de yardımcı oluyor. E, tabii ki takım ruhu iyi olunca bir rahatlık e, oluşuyor. Bunun yanında da tabii ki oyuncularımız burada bir e, okul tatilinde değiller. E, performans vermek için buradalar. Dolayısıyla biz de teknik heyetimizle birlikte çeşitli ufak dokunuşlar yapıyoruz. E, onları antrenmanlar konusunda en iyi motive edebilmek için çalışıyoruz genç oyuncularımız da iyi işler çıkartıyor. Gerek saha içinde, gerek saha dışında olsun. Çok iyi davranışlarını gördüm. Ama şu an için iki maç geçti. Kalan iki maçımızı da bir geçelim. Ondan sonra bütün bu dört maçlık süreç içerisinde benim de tabii gözlemlediğim birkaç küçük detay var, hoşuma giden. bunları Bunlarla ilgili detaylı konuşuruz. Ayrıca Demin bahsettiğim teknik heyetimizle ilgili yapmış olduğumuz o küçük dokunuşlarda da e, belki kamuoyunun gözünden kaçan e, sizlerin fark edemediği bazı küçük olumlu şeyler de var. E, onlar da beni mutlu ediyor. E, başka soru var mı acaba? Any questions? Metin Bey, buyurun. Az önce kendisi de söyledi. E, Lüksemburg grubumuzdaki diğer takımlara göre çok daha dişti. Hem genç bir kadroya sahipler hem de daha fazla mücadele eden bir takım olarak göze çarpıyorlar. Yaptıkları analizler sonucunda e, futbolcularına nelere dikkat etmesi gerektiğini nasıl belirtti? Neler söyledi onlara? Uh, as you said obviously Luxembourg are a tougher opponent than than others. They challenge a lot uh, more on the field. When you spoke with your players what did you Tell them about Luxembourg and the way that they should play against them. We will make the analysis today in the evening. Bugün akşam yapacağız. Hello, um, you are coming from the greater region, not far where uh, you grew up. Um, would you ever have thought that you have to make a real match plan to uh, play against Luxembourg? Why not? <laughs> so, I think if, if I remember right, um, uh, Roga Lutz, one of my teammates uh, from Kaiserslautern, he was a coach here. Um, I also followed the, the U21, and Luke Holtz, uh, the coach, I think he is coming from the U21, then he was responsible for the complete uh, youth teams. Um, your U17 reached this year, the European finals in Israel. So, of course, uh, I am looking uh, to this uh, close country or neighbour country. Uh, because it's not so far away from at home but also because uh you are doing a good, work, uh, good job here in in Luxembourg. Eee soru şu şekildeydi eee Lüksemburg'a yakın komşu bir ülkeden geliyorsunuz. Eee Lüksemburg'u da düşündüğünüz zaman Gerçekten bir maç planına ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyor musunuz diye bir soru soruldu. Ee, hocamız da şu şekilde cevap verdi. Ee, Lüksemburg Teknik Direktörü Luke tanıyorum. Çünkü daha önce Ümit e, Milli Takım Teknik Direktörü olarak da görev yapmıştı e, uzun süre. Bunun yanında Lüksemburg U17 Milli Takımının da şimdi e, en son geçtiğimiz dönemdeki İsrail'de düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda da finallerinde de yer aldığını söyleyebilirim. Evet. Tabii ki. bu şekilde. And about Kaiserslautern? Ah okay. This this was a former teammate from me. Roger Lutz. Uh -huh. He played uh, he was coach here in Luxembourg uh -huh. and also Maurice Deville who is in the squad. Uh, he used to play for Kaiserslautern also. Uh, Roger Lutz hocamızın Kaiserslautern döneminden uh, takım arkadaşıymış burada. Uh, şu anda antrenörlük yapıyormuş. Aynı zamanda da uh, Maurice Deville adlı oyuncu da... a uh, player, right? Yeah. Yes. the Yes, please. Um, a few minutes ago, Likoltz just told us that um, you were individually superior to us. Uh, he means both the players, the level of the players. Uh, is there only one Luxembourgish player who would have his place in your team? Um, so to be honest, I don't know the Luxembourg players so well that I can judge them. So you know I'm concentrating on my team. Uh, this is uh, enough work, and so definitely if the, if you are a national player, uh, I think two of your players are playing in the Turkish league. Um, so they showed in also their performances and also where they are playing, and especially I think with um, Dino Topmüller, uh, the success of uh, it was Doodlege right. Um, of course we are noticing this and you cannot say these are players which I cannot achieve uh, our national team but it is really difficult to compare and I, I would like don't would like to do this Bugün daha önce yapılan basın toplantısında Luke Holtz bireysel anlamda daha yetenekli oyunculardan oluşuyor Türkiye milli takımı diye bir ifade kullandı. Eğer Lüksemburg'dan bir oyuncu alma ee, şansınız olsa siz hangi oyuncuyu kadronuza yer verirdiniz diye soruldu. Hocamız da şu şekilde cevapladı: ee, Tabii ki Lüksemburglu oyuncuları biliyoruz ama bu kadar derinlemesine kendi takımımı alacak kadar bir yorum yapmak istemiyorum. Ee, kendi takımıma konsantre oluyorum. Ama e, iki tane futbolcusunun Türkiye'de oynadıklarını e, bu sezon iyi performans e, sergilediklerini söyleyebilirim. Aynı zamanda e, diğeri o Topmöller yönetiminde de Duda Lange takımı başarılı e, sonuçlar almıştı. Başka soru var mı? Any other questions? You want? Yeah. Go. That's why I'm here. Just one more. If you win tomorrow, is the most difficult part already done for Turkey? I mean, would you expect to come back to League B, or uh, do you fear it's still possible to lose games and and lose everything? No, no. Um... The challenges are are different from from match to match. So, the coach all the time has some ideas which should be improved. And so we are not finished with something; we will go on um, with working hard because this is also um, the possibility um, to use this time to prepare us for the qualifiers for. 2024 in Germany. So, this is why we take it so serious and because I am asking for so much concentration and also seriosity. Um, not only because we have good opponents, but on the end, because we want to improve our match and we want to be prepared perfectly for the future. It is a small new chapter because uh, the squad is uh, with some new names, maybe with a little bit. Uh, no organization inside. And so there are a lot of different levels um, Soru şu şekildeydi. E, yarın Türkiye milli takımı galibiyet alırsa e, UEFA Uluslar Ligi ile ilgili işi bitmiş sayabilir miyiz? E, şayet bir kayıp yaşanırsa ne olur şeklinde bir e, soru geldi. Tabii hocamız şöyle yanıtladı. Zorluk Var. E, maç maç değişiyor e, bir hoca olarak her zaman takımınızın gelişmesini istersiniz ben e, sıkışık takımımın sıkı şekilde çalışmasını istiyorum e, şu anda UEFA Uluslar Ligi ile geçmekte olan zamanı Euro 2024 elemelerine hazırlanmak için e, kullanmak istiyoruz çok fazla ciddiyet ve konsantrasyon istiyorum takımımdan e, en iyi şekilde bu eleme karşılaşmalarına hazırlanmak istiyoruz ee, yeni bir sayfa açtık demiştik. Ee, küçük yeni bir sayfa açmış olduk UEFA Uluslar Ligi ile. Yeni oyunculardan oluşan, e, yeni bir organizasyon e, yapısı olan bir takımımız var. Bunu da sürekli geliştirmek istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Normally we not finish... <gülüyor> 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 Başka no, no, soru? Normally we are not finishing till till he is <laughs> <laughs> Kapanışı daima sizinle <laughs> yapıyoruz galiba. If he, really if he wants, ama gerçekten then... istiyorsanız ya, yani, <laughs> tamam. Ee, şu <laughs> hocamız analizi akşam yapacağız dedi ama biraz teknik bir soru sormak istiyorum kendisine. Ee, i̇lk iki maçta özellikle Merih de buradayken defansımızın hücuma katkısından bahsettik. Ama ilk iki maçta defans bölgesi olarak çok da fazla zorlanmadığımızı söyleyebilirim. Ee, özellikle Litvanya maçında 3-0 yakaladıktan sonraki 10 dakikayı saymazsak yarın hoca teknik ve bireysel olarak da iyi bir takımla karşılaşacağız dedi. Taktik bir ta e olarak da iyi bir takımla karşılaşacağız dedi. Muhtemelen yarın e klasik santrforsuz bir oyun modeliyle çıkacaklar diye düşünüyorum ben. Yani Rodriguez ve Sinani gibi iki oyuncu varken stoperlerin önünde kalmayacak iki oyuncu bunlar. Dolayısıyla ilk iki maça göre daha fazla zorluk yaşayabilir miyiz e bu belirsiz oyuncu tipleriyle iyi ama e, tabii futbol terbiyesi söylüyorum stoperlerimizin kucağında olmayacak iki oyuncudan bahsediyorum. Just one question <gülüyor> <gülüyor> with the comment. <laughs> ah okay. <laughs> with the answer or <gülüyor> <gülüyor> So I will try to uh, summarize in the best way. You said that you will make the analysis tonight, but nevertheless I would like to ask my question. We spoke about uh, the participation from the center backs. Uh, in the two games, uh, it, we said that it was important, but uh, we, we should also agree that our defense was not so much tested because, uh, except the limited 10 minutes, when we got the 3 0 lead against Lithuania. Uh, and obviously, you stated that Luxembourg uh, are a tactically and technically better team compared to our past two opponents. And also, there is a fact that, um, or there is an expectation from the gentleman's uh, view, that they are not going to play uh, with a classic striker style. Uh, this Rodriguez and Sinani, uh, they are not the type of um, strikers who can really sit next to the center backs and defenders so hmm. it could mean more difficulty for us yeah. in that case how will be the participation of the center backs so first of all good analyze <laughs> <laughs> şunu iyi bir i did not know that by now i take it in my analyze from today in the evening for my team for tomorrow <laughs> yani <anlattıklarınızı bilmiyordum>. Bunları <laughs> no of course you're right and this is for example, one of the challenges for tomorrow um, how can we be uh, defensive, very stable? And on the other side, how can we be very usable? Uh, because, like you said, the offensive guys are changing a lot of the positions, but so we have to be very uh, attentional and to look where they are. This was, for example, one of the reasons why we played with three in a row against uh, um, Portugal and Italy, because this uh, changing of positions is very high classed in in those teams, and three in a defense give you a little bit more allows you a little bit more to follow to some spaces without opening the other space immediately. Um, so tomorrow, this will also be one of the questions. I, I I'm looking forward because right now the defense, you are right, was not um, challenged so much. And, but tomorrow this will change. And of course, I will try to involve this in my match plan today in the evening and my advices to the, co to the players. Ee, şaka bir yana tabii ki analiziniz doğru. Ee, yarının zorluklarından bir tanesi de bu olacak. Defansta nasıl e, stabil oluruz ve hücumda nasıl zenginlik yaratırız? Biz bunun yoluna bakacağız. Portekiz karşılaşmasında Üçlü defans oynamıştık çünkü bu tarz e, seviyelerde oyuncuların hareketlilikleri de üst düzey oluyor ve zorluğu zaten bu arttırıyor. Biz bu şekilde oynadık çünkü e, o dönemde o maçta böyle oynadık çünkü bu tarz hareketli oyuncuları takip edebilmek fazla açılmadan e, hatlarınızda fazla açıklık yaratmadan e, bu oyuncuları tehlikeli oyuncuları takip edebilmek e, daha kolay oluyor. Tabii yerin bahsettiğimiz anlamda da o zorlukla karşılaşacağız. Ama e, bunu tabii ki aklımızda bulundurarak oyunculara vereceğimiz tavsiyelerde bunu göz önünde bulunduracağız. Now. <laughs> şimdi, şimdi finish. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much.